Ijalote Lorintowe. Nijerya petrol zengini bir ülke aslında ama kalkınmadaki uçurum ve dengesizlikler özellikle fakir halkın zor yaşamasına neden oluyor. Hayat en çok da çocuk hastalar için zor. Bu yüzden Türk doktorların el uzattığı 73 hasta çok şanslı. Girişimini Abuja Büyükelçiliği'nin başlattığı, finansmanını Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın karşıladığı bir proje bu. Türkiye ile Afrika arasında kurulan bu köprüden Nijerya'ya ulaşan kahramanlarsa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin doktorları. Doçent Doktor Reha Yavuzer'in başkanlık ettiği 5 kişilik Türk doktor ekibi Haziran ayında Nijerya'ya gitti. 20 günlük maratonun ilk aşamasında yaklaşık 300 hastanın fotoğrafları tek tek incelendi. Ameliyat edilecek hastalar belirlendi. Bir hafta içinde tam 157 ameliyat yapıldı. Plastik cerrahi uzmanlarının yaptığı tedavilerle 73 Nijeryalının hayatı değişti. Türk ekibin 20 günlük serüveni Nijerya basınının gündeminden de hiç düşmedi. Ülkedeki hastaların çoğunda ciddi yanıklar var. Sebebi fakirlik. Petrol zengini ülkede elektrik bile yok. Birçok evde gaz lambası ile ocaklardan yükselen alevler ve kalitesiz jeneratörlerin patlaması ciddi yanıklara neden oluyor. 9 yaşındaki Ivakna o hastalardan biri. Ocağın alevinden elbisesi tutuşan Ivakna yanıklar nedeniyle elini hiç kullanamıyordu. Ama artık rahatça hareket edebiliyor. Türk ve Nijeryalı doktorların ameliyatına birlikte girdiği Stefan Christiansa evdeki jeneratörün patlaması sonucu gözlerinde ciddi yanıklar oluşan 13 yaşında bir genç. Doğuştan dudak yarığı olan 2 yaşındaki Yunus'a ise doktorların maskotu. Jessica Okariye de yine yanık nedeniyle parmakları yapıştığı için ameliyat masasında. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi başında hem Türk hem de Nijeryalı doktor var. Ameliyat aşamasından sonra yaklaşık bir hafta boyunca da hastaların sağlık kontrolü yapıldı. Türk doktorlar tedavilerin yanı sıra Nijerya'nın kültürü ve müziğiyle de tanışma fırsatı buldu. 20 günün sonunda ekip Türkiye'ye döndü. Hafızalarında Nijeryalı çocukların gülümsemesi, gönüllerinde ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin rahatlığıyla.